Buyrak tuberkülozunu davolasa bo'ladimi? Bu sil kasalligiga oid bo'lib, buyrakka o'zining asoratini beradi va buyrakda kichkina-kichkina yeringli o'choqlar paydo qilib va yeringli o'choqlarning paydo bo'lishi oqibatida buyrakning ish faoliyati asta-sekinlik bilan buzila boradi. Chunki mayda o'choqlar asta-sekinlik bilan kattarib, buyrakning parenximasiga ta'sir qilish oqibatida u o'zining ish faoliyatini yo'qota boradi. Shuning uchun buyrakdagi sil kasalligini eng avvalo aniqlash va to'g'ri tashxis qo'yish va to'g'ri tashxis qo'ygandan keyin kerakli dori-darmonlar bilan albatta davolash kerak. Hozirgi paytda buyrak silini davolash uchun juda ko'p dori-darmonlar tavsiya etilgan va bularni belgilash vositasida buyrakdagi sil kasalligini bemalol 100% bartaraf qilsa bo'ladi. Lekin agar vaqtida davolanmasa, unda o'sha buyrakni hatto olib tashlashga ham to'g'ri keladi. Insonga ikkita buyrak bekorga berilmagan. Agarda buyraklarning bittasi olib tashlansa, ikkinchisi ham agar zararlangan bo'lsa, unda u kishining hayoti uzoq davom etmasligi ham mumkin. Shuning uchun buyrakdagi sil kasalligini o'z vaqtida aniqlash uchun 1 yilda eng kamida 2 marta ultratovush apparatida tekshirishdan o'tib, peshob analizini qilib, agarda shu kasallik bo'ladigan bo'lsa, erta davolansa, shunchalik erta yaxshi sil kasalligi bartaraf etiladi. Bu varikoseli to'g'risida savol bo'libdi. Bu varikoseli degani chop moyakdagi venalarning kengayib ketishi. Bu kengayib ketishini hatto bemorning o'zi ham bilishi mumkin. Chunki chap moyakning yuqori qismida chuvalchangsimon o'simtalar paydo bo'lib, o'sha o'simtalar ancha tobora qalinlasha beradi. Buning asosiy sababi chap tomondagi vena buyrak venasiga borib turib ulanadi. Buyrak venasiga ulangan paytda uning kuchsiz burchak ostida ulanishi varikoseliga olib keladi. Xo'sh, varikoseli bo'lsa nima bo'pti deyilgan savol paydo bo'lishi mumkin. Agarda varikoseli rivojlansa, o'sha moyakning issiqlik jarayoni buziladi. Odatda moyakda 35,5-36 gradus issiqlik bo'lishi kerak. Agar shu issiqlik me'yori bo'ladigan bo'lsa, moyakdagi urug'ni ishlab chiqaradigan leydik hujayralarida patomorfologik o'zgarishlar paydo bo'lishi hisobiga urug'larning harakatining pasayishi yoki ularning mutlaqo harakat qilmay qo'yishligi paydo bo'ladi va natijada befarzandlikka o'sha bemor duchor bo'ladi. Shuning uchun varikoselini o'z vaqtida bartaraf qilish uchun uni albatta operatsiya qilish kerak. Chunki uni dori-darmonlar bilan bartaraf qilish mutlaqo mumkin emas. Varikoseli qanchalik darajada, uning 2-chi darajasimi, 3-chi darajasimi, qanaqa darajasi bo'lishidan qat'i nazar qanchalik ertaroq operatsiya qilinsa, o'shanchalik yaxshi bo'ladi va kelajakda u farzandsizlikdan hech qanaqa aziyat chekmasdan farog'atli hayot kechirishi mumkin. Jinsiy hayot susayishi bu o'sha insonning o'ziga ma'lum bo'ladi. Masalan, ilgarilari u bir haftada 4-5 marta jinsiy aloqa qilayotgan bo'lsa, u asta-sekinlik bilan susayib, bir martaga tushib qolishi va hatto o'sha bir martalik jarayon ham foyda bo'lmasligi mumkin. Chunki jinsiy aloqaning qattiq bo'lib, ya'ni ereksiya bo'lishi unda tobora susaya boradi. Bu tobora susayib borishining asosiy sababi unga qonning yetarli miqdorda yetib kelmasligi oqibatida shunday hodisa ro'y beradi. Qonning o'z vaqtida yetib kelmasligining asosiy sababi esa asosan
garmonlar muvazanatining buzilishi, qon tomirining ateroskleroz kasalligiga duchor bo'lishi yoki bo'lmasa qon tomirining spazmga uchrashi va har xil nerv stresslar, ya'ni nerv tomonidan zo'riqishlar va har xil uning oilasidagi yoki bo'lmasa ish joyidagi o'ta salbiy vaziyatlar natijasida paydo bo'lishi mumkin. Mana shu salbiy vaziyatlardan voz kechib, ularni o'z vaqtida bartaraf qilish va yuksak orzu umidlar bilan yashash jinsiy susayishni bartaraf etadi va bunga go'yo paytida hech qanday dori-darmonning keragi bo'lmaydi. Agarda bu uzoq vaqt davom etadigan bo'lsa, albatta dori-darmonlar vositasida uni davolab bartaraf etish mumkin. Lekin bartaraf etish uchun uning albatta sabablarini bilish kerak. Gormonal muvozanat buzilganmi? Qon tomirining aterosklerozimi yoki masalan o'shaning spazmi bo'layaptimi yoki markaziy nerv sistemasining bu faol vaziyatni o'zgartirish uchun kuchi yetmayotganligi oqibatida bo'layaptimi? Mana shularga nisbatan dori-darmonlar belgilanadi va jinsiy susayish bartaraf etiladi va o'z me'yoriga qaytishi albatta mumkin. Varikocel haqida albatta hozirgi paytda men aytib o'tdim, ma'lumot berdim. Varikocel kasalligining paydo bo'lishi asosan ko'p bolalarda jinsiy hayot rivojlanayotgan mahallada yoki bo'lmasa jinsiy rivojlanayotgan mahallada moyaklarga haddan tashqari ko'p qon kelish oqibatida vena tomiri o'sha kelayotgan qonni boshqa qon tomiriga, ya'ni yurakka yetkazib berish qobiliyatidan ancha sus bo'lib qoladi va o'sha suslik oqibatida moyakning venalarida dimlanish vujudga keladi va o'sha dimlanish oqibatida asta-sekinlik bilan varikocel rivojlanadi. Odatda har 100 ta o'smir yigitdan yoki bo'lmasa 100 ta yigitning 14 tasida varikocel paydo bo'ladi va varikocelni aniqlash unchalik og'ir qiyin muammo emas. Moyakning ayniqsa ko'proq chap tomondagi moyakning yuqori qismida chuvalchangsimon hosilalarining paydo bo'lishi varikoceldan darak beradi va uni o'z vaqtida operatsiya qilish uning kelajakda yorqin farovon hayot kechirishiga kafolat bera oladi. Gazli ichimliklar, och qolganda yugurgan mahalda buyrakda og'riqlarning paydo bo'lishi bu albatta me'yoriy hodisa emas. Chunki buyrakning qaysidir bir qismida siydik dimlanishi paydo bo'lgan bo'lsa, o'sha paytda og'riq paydo bo'ladi. Og'riq paydo bo'lishining asosiy sababi buyrak xaltasining, ya'ni buyrak kapsulasining taranglashishi. Taranglashish esa buyrakning ichidagi qaysi bir kanalchalarida yoki bo'lmasa buyrakning jomida siydik dimlanishi oqibatida paydo bo'ladi. Buni bartaraf qilish uchun albatta uning sababini bilish kerak. Buning sabablari juda ko'p. Bularning hammasini hozirgi paytda sanab o'tirishga ehtiyoj yo'q va uning sababini bilish uchun albatta ultra tovush tekshiruvidan o'tish kerak va ultra tovush tekshiruvida nima sababdan bo'layotganligi aniqlanadi. Aniqlash natijasida kerakli davo chora-tadbirlari belgilanadi. Agar tuzlar vositasida, tuzlar yordamida o'sha dimlanish ro'y berayotgan bo'lsa, o'sha tuzlarni eritadigan dori-darmonlar beriladi. Lekin har bir kishiga o'sha dori-darmonlarni bitta dori-darmondan buyurish juda ham noto'g'ri bo'ladi. Chunki o'sha tuzlarning tarkibi gapayta fosfat tuzlaridan, gapayta o'rat tuzlaridan, gapayta oksalat tuzlaridan bo'lishi mumkin va o'sha tuzlarning qaysi moddadan bo'lganligi, qaysi moddadan o'sha tuzlar, ya'ni kichkina mayda zarrachalar paydo bo'lganligini bilib, o'sha zarrachalarga qarshi ularni eritadigan dori-darmonlarni belgilash mutlaqo to'g'ri bo'ladi. O'shaning uchun eng avvalo ultra tovush apparatida o'sha tuzlarning qanday o'lchamda ekanligini bilish,
İkinciden, onların terkibi nimeden ibaret ekenliğini anıqlaş, juda katta ahmiyetke ige ve uşenge karab, kerekli darı-darmalar beriladi. Bu, bazı-bazıda tamır tartışıp, nefes alış kıyınlaşıp kaladı. Tamır tartışmaydı. Belkim nefes alış paytı da, nefes alışka yardım beredigen muskullarının tonusunun aşıp getişi akıbatı da, nefes alışının kıyınlaşı, ruh verişi mümkün. Bunun için elbette öpkenin sığımını ölçeş gerek, kanday nefes alayetkenliğini biliş gerek ve kökürek kafasındaki muskul talalarının nimeden tartışı etkenliğe elbette itibar veriş gerek. Eğer kavurgalar arasındaki nerflerinin yallıqlanganlığı akıbeti de, yani bunu nevrit deyiladi. Muskul tartışı ruh beriyetken bulsa, elbette onlarını neuropatologa müracaat kılıp, onlardan kerekli darı-darmalarını alış, nefes alışının kıyınlaşını elbette bertaraf kıladı. Eğer nefes alışının kıyınlaşığı bronkiyal asma degen kasallik vasıtası da buladigen bulsa, uşa kasallikini davolaş için elbette terapevtga müracaat kılış ve ondan kerekli dava çaralarını alış gerek. Elbette uzunun ayalıge nispeten hoşça bulmaslık bunun ikkelesinin hem ayıbı buluşu mümkün. Birinciden ayal her daim erkekini özüge celp kılış için o özüge ara birişi uzunun güzelliğini saklaşı saç tırmıklaşıge kaşının kanday ikenliğige yakasının kanday buluşuge ve kuz karaşı yüzünün çıraylı buluşu bunların hemmesi erkeklerinin elbette celp kılışını sezip bilip durgan halde mana şu narsalarga itibar veriş gerek. Elbette o özüge ara veriş jarayanı da özünün taşkı güzelliğige itibar verip taşkı güzelliğini saklaşı belki uşa güzelliğini yine de çıraylara kılış için her kıl kosmetik vasitelerden faydalanışı ve uzunun tenesini taza halde tutuşu ve uzdan kiliyetken hedinin erkekke yakışını temelleşi için her kıl upa iliklerden, atırlardan faydalanışı ve uzunun kâmatı bilen erkekini özüge celp kılgın takdirde erinin hırsı küçeyip onge yakınlaşı elbette onge bulgen münasebeti hem özgarip vısal onları ikkalesteyim acayip buluşu mümkün. Erkek ise elbette özünün yakşı sözleri hatınıge nispeten bulgen icabi ve ılık münasebetleri arkalı hatınını özüge celp kılıp ikkalesinin ortasındaki mihir muhabbet kançalık zorayıp yükseklik derecesine yetişi akıbatı da onların ortasındaki cinsi alaka ham uşançalık lezzetli ve çıraylı buladı. Bana şunge itibar birgen takdirde yine lezzetli vasıtalar haddin taşkarı onların hayatı da cide kubbara payda bulup onların arasındaki münasebat haddin taşkarı ılıklık ve icabi tamangı özgarışı bu turgan gap. Mana şu icabi özgarışlar kançelik yüksek derecede bolsa onların ortasındaki lezzetleniş onları hem uşançelik yukarı seviyede buladı. Bunu hiç kaçan unutmaslık gerek.